LGS'ye son 44 gün öncelikle hepimizin 23 Nisan'ın 100. yılını saygıyla ve selamla kutluyorum arkadaşlar. Gerçekten de 23 Nisan 1920'de bundan tam 100 yıl önce ne oldu? Büyük Millet Meclisimiz açıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları birlikte bu ülkeyi kurtarmak için Büyük Millet Meclisi'ni açtılar. Biz de bugünün anlam ve önemine göre hep beraber sıkı sıkı derslerimize çalışmalıyız. Niye? Çünkü Kuvayi Milliyeciler, Müdafaa Hukukçular, Yararlı Cemiyetler, Mustafa Kemal ve arkadaşları herkes bu ülkenin kurtarılması için o dönemde ölümüne mücadele etti. Biz de şu anda iki şeyle mücadele ediyoruz. Birincisi mikropla mücadele ediyoruz. Ellerimizi sıkı sıkı yıkayarak ve evde kalarak. İkincisi de cehaletle savaşıyoruz ve cehaletle savaşımızı mutlaka kazanmalıyız arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda yine Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: Çocukları sağlıklı ve bilgi yetiştirilmeyen uluslar temeli çürük binalar gibi çabucak yıkılırlar. Gerçekten de önemli bir söz. Yani evet biz kendimizi yetiştirmeliyiz ama en önemlisi siz çocuklarsınız arkadaşlar. Çocuklar der ki, yanlış almayın artık kocaman oldunuz ama gençler demek istiyoruz yani. Siz gençler çok değerlisiniz arkadaşlar. Bu ülkenin geleceğisiniz. Bu ülkenin her şeysiniz O yüzden sizlerin çok iyi okumanız, çok iyi çalışmanız ve çok iyi yerlere gelmeniz lazım. Bizim tüm emeğimiz ve gayretimiz de bunun içindir. Günün yorumuna baktığımızda aman Allah'ım diyoruz. Alya Çelik 517 beni almış. Matematik yenilisi soruları mantığını daha iyi anlamak için ne yapmalıyız demiş. Matematik yenisi sorularının mantığını anlamamız için arkadaşlar öncelikle kitap okumamız gerekiyor. Çünkü okumadığınız zaman cümleleri anlamakta zorlanırsınız. İkincisi de önce temel sonra orta seviye. Sonrasında sınav tarzı sorular çözmemiz lazım. Direkt sınav tarzı soruya geçerseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz Bir de örnek soruları çok incelememiz gerekiyor. 482 puan yapmak için günlük hangi dersten kaç soru çözmeliyiz? Sınavda çıkan 90 sorunun en az 3 katı yani 270 soru çözmemiz lazım. Burada da sınavda soruda çıkan orana bağlı. Yani diyelim ki matematikten 20 soru mu çıkıyor? 20 çarpı 3 en az 60 tane matematik sorusu çözmeniz lazım. Fenden 20 soru mu çıkıyor? 20 çarpı 3 en az 60 fen sorusu çözmeniz lazım. Soru çözerken sürekli soruyu yanlış anlıyorum. Ve soruyu kontrol ettiğimde fark ediyorum. Dikkatim veremiyorum ne yapmalıyım? Fark ediyorum aynı yazılır. Burada şu çok önemli. Soru çözerken sürekli soruyu yanlış anlıyorsan işte kitap okumakla alakalı bir sıkıntı var. Okuduğumuzu anlayamıyoruz. Okuduğumuzu anlayamadığımız zaman da ister istemez hemen şöyle göstermek istiyorum. Diyelim ki uzun bir soru geldi. Veyahut da şöyle bir soru geldi. Ya bu soruyu anlayamazsak zaten o zaman matematiğimiz iyi olsa da kaçarız. Veyahut da fende bu uzun soruyu veyahut da şu deneye dayalı soruyu eğer anlayamazsak zaten soruyu kaçarız. Dolayısıyla biz bilgiyi zaten bileceğiz. Konulara çalışacağız ama bu tarz Uzun soruları da iyi yapabilmek için soruyu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Soruları anlamamız için de bol bol okumamız gerekiyor. LGS'de sayısala geçerken ilk önce fenden başlasak olur mu? Mükemmel olur. Buna 5 yıldız veriyorum. Çünkü gerçekten de sayısalda önce fenden başlayıp yani açık antep fıstıklarını yiyip sonra kapalı zor olan antep fıstıklarını yani matematiğe geçmek daha mantıklı. Türkçe'ye T büyük yazalım. Her zaman çalışmadan girelim ve hep 16 17 çıkar. Fakat matematiğe ne kadar çalışsam da çok az netim çıkıyor ve benim moralim düşüyor böyle olunca. Bu çok normal bir şey. Çünkü Türk vatandaşıyız. Kendi dilimiz, kendi dilimiz zaten çok iyi lazım. Matematik ise bizim dilimiz değil. Matematikçeyi bilmek lazım. Matematikçeyi anlamak için mesela e, işte e, bilinmeyen bir şeyin iki katı ne diyorduk? İki x diyorduk. Bu matematikçe. Bunu bilmiyorsak olmaz. Bunları güzel güzel çalışıp öğreneceğiz. Kayseri Kilim Sosyal Mühendisliği için günlük kaç soru çözmeni? E, bu lisenin puanını bilmiyorum ama eğer lisenin puanı veyahut da işte ee, çok yüksek ne diyor Kayseri 2'nin Sosyal bilimler Lisesi muhtemelen böyle bir lise için de günde en az 200 soru çözmemiz gerekiyor. Çünkü sosyal mühendis çok iyi liseler. Günde 500 yenisi soruyla 475 puanla 490 puan çıkılır mı? Evet çıkılır arkadaşlar. Çünkü 500 soru diyorsun. Günde 100 soru çözebiliyorum. Daha fazla çözmeye çalışacağım anlamıyorum. Nitelikli olmuyor ne yapmalıyım? O zaman günde 100 soru çöz. Ama o 100 soruyu da mutlaka anlayarak dikkatli bir şekilde güzel güzel okuyarak çöz. Ama bunu günde bir tane deneme çözdükten sonra çöz tabii ki. Yani dolayısıyla günde yine 190 Sorular. Soru'ya ulaş. Eskişehir Cemal Mümtaz Sosyal Mühendis Lisesi'ni tabii ki tanıtırız. Örnek sorularda yanlışım neredeyse olmuyor. Ama normal soru çözerken yanlışlarım çok oluyor. Ne yapmalıyım? Eğer örnek sorularda yanlışın olmuyorsa bence sen çok zeki ve çok başarılı bir öğrencisin Aliya. Eğer örnek sorulara uygun doğru kaynaklarla çalışırsan sınavda da çok iyi yaparsın. Yani örnek soruları yapıp başka kaynaklar yapamıyorsan ya kaynaklar çok zor, çok kazık ya da dikkatli çözmüyorsun. Örnek soru önemli diye dikkatli çözüyorsun ama diğerlerini fazla sallamadan çözüyorsun. O yüzden örnek soruları ne kadar dikkatli çözüyorsan ona benzer soruları dikkatli çözdüğün zaman aynı başarıya ulaşırsın Ali. Ya hatta İskender'ın Cumhuriyet Anonsesini tanıtırız. LGS denince aşırı stres oluyor mu nasıl geçer? Geçmesin, boşar. Az da olsa birazcık stres gerekiyor demiştik. Ama stresi kenarı bırakacaksın. Her zaman verdiğimiz örnek bu su bardağını taşıyabiliyoruz. Ama sürekli taşı taşıyamam. Yorulduğumuzda bırakacağız. Stresimizin bize zarar verdiğini görünce bırakacağız. Sadece görevimizi yapacağız. Sadece görevimizi yapmak nedir? Bugün çözmem gereken denememi çözdüm. İzlemem gereken videoyu izledim. Çözmem gereken testleri çözdüm. Bitti bu kadar. Ben gerisine karışmadım. Kaç tane alışım çıktı? Bu yanlışları üzülüyor. Hayır hayır üzülmek yok. Ben çözerim biter. Bu kadar basit. Yani bazen hani e, bakkallar ne yapar? O dükkanı açar. O bütün gün dükkanda durur. Müşterisine yardımcı olur. Onlara yardımcı olduktan sonra da akşam dükkanı kapatır evine gider. Bu kadar. Aa bugün çok kazandın mı? Bugün her şeyi ben... Hayır ya bir dakika sakin ol. Bugün görevini yap. Sen sadece sorularını çöz. Yanlışın çok da olsa az da olsa görevini yap yeter. Zamanla zaten düzelmeyi göreceksin. Hemen hemen sonuçlar düzelsin. Hemen matematiğim 10 sorudan 15'e çıkayım. 15'ten 20'ye çıkayım. Böyle değil. Önerdiğiniz birkaç kitabı söyler misiniz? Her gün zaten çok güzel kitaplar öneriyoruz. Birazdan da Dede Korkut Hikayeli'ni önereceğiz. Mersin Fen Lisesi, Toz City sipariş ettim kaç güne gelir? Arkadaşlar kargolar size en sağlıklı şekilde ulaşsın diye birazcık birkaç gün gecikmeli geliyor ama artık şu anda tam zamanda gelmeye başlayacak. Çünkü sokağa çıkma yasaklarından dolayı kargocular da daha fazla ihtiyaç olduğunu gördüler ve daha fazla kişi çalışmaya başladılar. Kahramanmaraş Elbistan İMKV Fen Lisesi'ni tanıtır mısınız? Tabii ki. Rekabet Anonsu'yu tabii ki. LGS son bir hafta kala ders çalışmalı mıyız? Evet. Son birkaç gün çalışılmaz ama son birkaç e, yani 5-6 gün kala çalışılabilir. Biz zaten son tekrarlarımızı yapacağız. Fakat ders çalışmak derken deneme çözmeyin. Çünkü LGS'den bir gün önce açıp da böyle zor bir doz denemesini açtın. Eyvah aman Allah'ım yanlışlarım çıkıyor diye o moralle sınava girersen canı sıkılır. Son günler deneme çözülmez. Ama son günler bilgilerini tekrar edebiliriz. Hmm, bu buymuş, bu buymuş, bu buymuş diye eski yanlışların üzerinden geçebilirsin. Hmm, ben bu soruda eksi yanlış yapmışım. Hmm, bu soruda işte işte İngilizce'de research ara açtırmak demekmiş. Hmm, bak 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 sen şu şöyleymiş, bu öyleymiş diye çalışabilirsin e, Aliye'cim. 360 puandan 470 puana pardon 420 puana tabii ki çıkılır. 340 puandan 404 puana %100 çıkılır. Yeter ki çalışalım. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi. LGS uygun ders programı nasıl olmalı? LGS uygun ders programı arkadaşlar tabii ki de size uygun olmalı. Bununla alakalı her zaman söylediğiniz yöntemli bir kez daha söylemek istiyoruz arkadaşlar. Gününüzü asıyorsunuz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Derslerinizi yazıyorsunuz. Matematik, Fen, Türkçe, İnkılap, Din, İngilizce diye yazdıktan sonra... Bunları yazdıktan sonra... Her gün çözmeniz gereken soruları ya da çözdüğünüz soruları yazaraktan programınızı oluşturuyorsunuz. Kardeşim ben bugün matematikten Pazartesi günü hiç soru çözmedim. Salı günü 20 soru çözdüm. Çarşamba günü 30 soru çözdüm. Perşembe günü soru çözmedim. Cuma günü 50 soru çözdüm. Cumartesi hiç soru çözmedim. Pazar günü 50 soru çözdüm dedin ya... Gelecek hafta bunun daha fazlasını yapmaya çalışıyorsun. Ve hatta pazartesi günü fenden 10 soru, Türkçeden 30 soru, inkılaptan 10 soru, din ve İngilizce soru çözün. Kardeşim ben pazartesi günü geçen hafta 10, 30, 50 sorucuk çözmüşüm ya. Bu ne ya böyle olmaz. O zaman gelecek pazartesi daha fazla çözmeliyim diyorsun. Zaten bunu artırdığın zaman matematikte çözün soru sayısı artıyor. Fende çözün soru sayısı artıyor. Salı günü çözün soru sayısı artıyor. Demek ki salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Günleri böyle takip ediyorsun. Dersleri de böyle takip ediyorsun ve her hafta daha da katlayarak sorularını artırıyorsun. Günün kitabına baktığımızda Dede Korkut hikayelerini görüyoruz. Gerçekten Milliyetin Bakanlığı'nın tavsiyeli 100 temel eser arasında bizim kahramanlıklarımızı Türklerin Oğuzların e, kahramanlıktan eşsiz bir eser. Destandan hikayecilik için ilk ürünü. Gün okulu Cemal Mümtaz Soysal Bilimler Lisesi Eskişehir'de 12.50 ile alıyor. YKS'de 100 öğrencisinin 86'sı yani üniversite sınavında 100 öğrencinin 86'sı çok güzel başarılar elde etmiş. Günün kaynağı yine dün de tanıttığımız kaynağı bir kez daha göstermek istiyorum. 23 insana e, 23 insanda olsa. Birinci dönem konuları içeren yeni LGS doz denemeleri arkadaşlar. Birçok öğrencimiz hocam tam anlayamadık bir kez daha tanıtır mısınız demişler. Arkadaşlar LGS kaç soru çıkıyor? 90 soru çıkıyor. Biz bu 90 soruyu önce 10'a böldük. 9 soru bir deneme yaptık. iki Türkçe. Bir inkılap, bir din, bir ee, şey ee, İngilizce soru. Sonra iki matematik, iki var. Sonra 90'ın e, ee, 90 bu sefer 10'a değil de ee, bu sefer daha az bir katsaya bölüp 18 soruluk deneme yaptık. Sonra 36 soru. Sonra 72 soru. Sonra 90 soru. Bu şekilde kademeli olarak artan sorular. Böylece siz de zaman yönetiminizi yapıyorsunuz ve soruları birazcık seçici yaptık. Gerçekten zorlayıcı sorular oldu. Bu soruları takıldığınız zaman mutlaka uzman hocalardan çözümlerini dinleyin. Birazcık seçici sorular oldu. Birinci dönem konuları mükemmel bir şekilde gerçek sınav provası yaparaktan tekrar etmiş olacaksınız. Günün sorusu fenle alakalı. Hemen çözmenizi istiyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Sizler kahraman bir milletin torunlarısınız. Dolayısıyla LGS size vız gelir tırıs gider. Hemen çalışın hepsini halledin. Güzel başarıları da kucaklayın arkadaşlar.